iyi günler diliyoruz. Kahve molası ile karşınızdayız. Ekonomi gündemini paylaşacağız sayın seyirciler. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık son bir haftada yapılan denetimlerde 120 firmaya 3,5 milyon lira para cezası kesildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiği vurgulandı. Son bir haftada 1674 işletme bazında 22.535 ürünün denetlendiği belirtildi. Denetimler sonucunda 120 firmaya da 3.595.000 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı. Haksız fiyat değerlendirme kurulunca bugüne kadar ceza kesilen firma sayısı 495'e, ceza miktarı ise 15.480.000 liraya yükseldi. Öte yandan dün 4 iş örgütünden de fahiş fiyat artışlarına karşı fiyat istikrarı çağrısı geldi. TOP, TÜSİAD, MÜSİAD ve TESK tarafından yapılan ortak açıklamada Türkiye'nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğu vurgulandı. Açıklamada fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye'de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır ifadeleri kullanıldı. Ve devam ediyoruz sayın seyirciler. 2019 yılı il bazında gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Gayri safi yurt içi hasıladan en yüksek payı %30.7 ile İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. 5 il 2019'da toplam gayri safi yurt içi hasılanın da %53.7'sini oluşturdu. TÜİK 2019 yılı il bazında gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. 14 kentin kişi başına milli geliri ortalamanın üzerinde çıktı. En büyük pay İstanbul'un oldu. Geçen yıl 1,3 trilyon lirayla en yüksek gayri safi yurt içi hasılaya ulaşan mega kent toplam hasıladan %30,7 pay aldı. İstanbul'u 395,7 milyar lira ve %9,2 payla Ankara 263,3 milyar lira ve %6,1 payla da İzmir izledi. 5 il 2019'da toplam gayri safi yurt içi hasılanın %53,7'sini oluşturdu. Gayri safi yurt içi hasıla hesaplarında son 3 sırada ise 4,1 milyar lirayla Tunceli, 3,3 milyar lirayla Ardahan, 2,8 milyar lirayla da Bayburt yer aldı. Söz konusu dönemde kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın en yüksek olduğu illere bakıldığında da İstanbul 86,7 bin lirayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 81,2 bin lirayla Kocaeli, 71,2 bin lirayla da Ankara izledi. Ve piyasalara bakacağız. An itibariyle rakamlar nasıl? Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 1533 seviyesinde. Kurlar tarafına bakacak olursak dolar 7.36'dan işlem görüyor. Avro'nun 8.93 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyelim. Gram altın 437 lira, çeyrek altın 714 lira ve altın onsu 1847 dolardan işlem görüyor. Eksi de ons ve petrole bakıyoruz. Brent'in varili 54.8 dolardan işlem görürken faizlere baktığımızda tahvil %14.66, repo %11.61 seviyesinde. Ve kısa bir haber turu. Küresel piyasalar bugün Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı. Beklenti bankanın faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın mesajlarında ise gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağı belirtiliyor. Kripto paralara karşı bir uyarı da İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan geldi. Andrew Bailey, mevcut hiçbir kripto para biriminin uzun vadede bir ödeme aracı olarak çalışılabilecek bir yapıya sahip olmadığını söyledi. Öte yandan İran'da elektrik kesintileri ve hava kirliliğinin zirveye çıkması üzerine gözler kripto para madenciliğine çevrildi. Üretimde kullanılan cihazların yüksek elektrik enerjisi harcaması nedeniyle bu duruma dolaylı olarak etki ettiği düşünülüyor.
Deloitte salgının dünya futboluna etkilerini ortaya koyan bir rapor yayımladı. Buna göre dünya futbolunda en büyük gelire sahip kulüpler pandemi nedeniyle 2 milyar avro gelir kaybı yaşayacak. 2019 yılında 840 milyon avro rekor gelirle ilk sırada yer alan Barcelona ise en büyük gelir düşüşünü yaşayan kulüp olarak kayıtlara geçti. Uluslararası Çalışma Örgütü salgının iş dünyası üzerindeki etkilerine değindiği yeni bir rapor yayımladı. Küresel piyasalardaki geçici iyileşme işaretlerine dikkat çekilen raporda, buna rağmen COVID-19 nedeniyle milyonlarca insan için mali ve sosyal sıkıntıların 2021'de de devam edeceği vurgulandı. Kahve molasının sonuna geldik sayın seyirciler. Yayınımız Helin Aslan'ı sunacağım moderatörle devam edecek. Yarın aynı saatte bekleriz. Thank you.